Cooperative education. Cooperative eğitim. Cooperative cooperation. İşbirliği. Çok güzel. İşbirliği şeklindeki eğitim. Cooperative education is a significant innovation in university education programs. Cooperative eğitim, kooperatif şeklinde, işbirliği şeklindeki eğitim is a significant innovation. Innovation, yenilik. Significant, önemli. A significant, ha, önemli bir yeniliktir. Nerede? In university education programs. Üniversitelerdeki eğitim programları açısından önemli bir yeniliktir. Bakın maçı yok ama Türkçesinde rahatlıkla akması için ilave ediyoruz. And it has found increasing favor in recent years. Increasing favor. Favor, talep fena olmadı aslında ama daha güzeli var. Son yıllarda, in recent years, it has found increasing favor. Gittikçe artan bir favor bulmuştur. Hayır. Tam olmadı. Kabul eden bir kesim. Talepten ziyade fena olmadı. Biraz daha uğraşın. Favor hangi anlamda da kullanılıyor? Şurada arada bazen U da yazılabiliyor. Şu ikisinin arasında. Favor normalde iyilik demektir. Bir de favorite var. O buradan geliyor. Tercih, değil mi? My favorite dersiniz. Benim tercih ettiğim şey veyahut da beğendiğim şey. O zaman nasıl? Ha, favorite team, benim favori takımım, en çok tercih ettiğim, beğendiğim. O zaman it has found increasing favor. Yani son yıllarda gittikçe artan bir tercih edilme durumu söz konusu. Gittikçe beğeninin artması durumu söz konusu. İnsanların bu tür kooperatif eğitim denilen şeyi tercih etmesi, beğenmesinin artması durumu söz konusu. Cooperative education makes full-time work in industry, business or government a part of the program. Hatırlarsanız make ile alakalı daha önce birkaç kez vurgulamıştım. Make somebody somebody, make something something veya make somebody something. Birisini birisi yapmak. Hani ben seni sokaktan aldım, adam ettim. Seni adam ettim. Veyahut da işte nedir? Bu keresteyi mobilya yaptık. Burada da X'i X yapmış, X'i Y yapmış. O zaman neyi ne yapmış? Şunu, şu yapmış işte. Öyleyse cooperative education, kooperatif eğitimi şunu, şu yapmaktadır. O zaman full-time work in industry, business or government, endüstrideki, iş dünyasındaki ve bir hükümetteki full-time, tam zamanlı işi a part of the program, programın bir kısmı, bir parçası yapmaktadır. Ne demek bu? Yani kooperatif eğitim sistemine girdiğiniz zaman endüstride veyahut da hükümetteki tam zamanlı işiniz bu eğitimin bir parçası oluyor. Yani sanki ders almış gibi puan alıyorsunuz. Thus ve böylelikle bunun sonucu olarak bu yüzden by alternating semesters of study with work, work related to that study, by alternating semesters, Türkçedeki semester of study, alternate ne demekti? Alternate, 0-1, 0-1, ha. Ondan ona değiştirmek. Dolayısıyla neyle arasında değiştiriyor? Semesterler arasında değişim yapıyor. Study, eğitim semestri ile work related to that study. O eğitimle, that study, o eğitimle veya bu eğitimle ilişkili işi, hani hükümette, endüstride vesaire işi eğitim semestirleriyle alternate etmek suretiyle, dönüştürmek, değiştirmek suretiyle co-op students, şuradaki cooperative education'in co-op students, işte bu cooperative education'daki öğrenciler receive valuable job training while earning money for tuition. While olan kısmı ilk önce söyleyin. Türkçesinde bu söylenir her zaman çünkü. Tuition ne?
fi veyahut da tuition, özellikle eğitim vesaire için gerekli olan meblağ. Üniversiteye vesaire ödenen harç. Ödenekten ziyade normalde ders parası veya harç demektir işte. Mesela özel ders aldığınızda da onun da ismi tuition'dır. Ödediğiniz paranın ismi yani. Hatta tuition fee diye geçer. İkisi birlikte geçer. Fee de ücret demektir. Yani harç ücreti falan gibi belki de. Her neyse. Yani tuition burada üniversiteye ödenen para. Dolayısıyla harç için gerekli olan parayı kazanırken while o esnada ne yapıyorlar? Öğrenciler receive valuable job training. Öğrenciler kıymetli, değerli iş deneyimi kazanıyorlar. The program makes advanced schooling more meaningful and realistic. Yine make something something. Neyi ne yapıyor? Advanced schooling bunu bu yapıyor. O zaman bu program advanced schooling'i, ileri seviyedeki eğitimi, okulda alınan dersleri more meaningful and realistic yapıyor. Daha anlamlı ve gerçekçi yapıyor, gerçekçi hale getiriyor, gerçekçi kılıyor hatta. Universities like the idea of cooperative education. Üniversiteler kooperatif eğitim fikrini seviyorlar. Sevmektedirler. Not only but also, değil mi? Sadece şu yüzden değil, fakat bu yüzden de. Not only for its educational value, sevmelerinin sebebi sadece eğitim değerinden, kıymetinden ötürü değil, fakat aynı zamanda because such programs aid them in expanding enrollments. Such programs, böylesi programlar, aid them, first aid, help, evet, yardım ediyor. Onlara ne konusunda yardım ediyor? Aid them in expanding enrollments. Enrollment, kayıt demektir arkadaşlar. Bir okula, bir üniversiteye, bir kursa, hatta askere enrollment, kaydolmak, yazılmak. To enroll, onun fiil hali. Öyleyse hangi konuda yardım ediyormuş üniversitelere? In expanding enrollments. Kayıtların expand, genişletilmesi, artırılması konusunda üniversitelere böylesi programlar yardım ettiği için de bu fikri seviyor üniversiteler. With a large number of students spending time away from school working, a large number of students, number, a large number, çok sayıda, büyük sayıda öğrencilerin spending time away from school working, hem burada spending var hem burada working var, ing'li yapılar. School working okul çalışması değil arkadaşlar. Şöyle düşünün, şöyle düşünün. I spend my weekend, ne demek? Hafta sonumu geçirdim, hafta sonumu harcadım. Ne yaparak? Çalışarak. Studying. Buradaki de a large number of students, büyük sayıda öğrenciler. Nasıl öğrenciler? Who spend, aslında bu değil mi? Who spend olayı spending şeklinde kısalmış. Dolayısıyla ne yapan öğrenciler? Harcayan öğrenciler. Neyi? Time away from school. Okuldan uzakta zaman geçiren çok sayıda öğrenciler. Ama zamanlarını nasıl geçiriyorlar, harcıyorlar? Working. Çalışarak geçiren öğrenciler. İşte rehber burada gerekli size. Bütün kelimeleri biliyorsunuz, toparlayamıyorsunuz. Bu tür yapıları göre göre işte öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla with'le de bağlayacağız şimdi bunu. Öyleyse şunu tekrarlayalım. Çok sayıda öğrenci. Nasıl öğrenci? Okuldan uzakta zaman harcayan öğrenci. Ne yaparken, ne yaparak zaman harcayan? Working. Dolayısıyla çalışarak, çalışır vaziyette okuldan uzakta zaman geçiren çok sayıda öğrenciyle birlikte, öğrencilerin olmasıyla universities can accept more students without increasing the number of buildings and teaching staff.
Bunun için seviyorlar işte üniversiteler, co-op eğitimi. Üniversiteler can accept more students. Daha fazla öğrenci kabul edebilmektedir. Ne yapmaksızın? Without increasing the number of buildings and teaching staff. Binaların sayısını ve teaching staff. Eğitimci, öğretimci, staff, personelin sayısını artırmaksızın daha fazla öğrenci kabul edebilmektedir. Bunun sebebi de işte şu. Çalışır vaziyette, çalışarak okuldan uzakta zaman bir sürü öğrencinin geçirmesiyle birlikte binaları veyahut da eğiticileri artırmaksızın daha fazla öğrenci kabul edebiliyor üniversiteler. The business community welcomes the well-trained employees into jobs before and after graduation. İş dünyası, iş topluluğu, toplumu ama iş dünyası güzel burada. Welcomes, hoş geldin eder, hoş karşılar, böyle işte kucak açar. Kime? The well-trained employees, iyi eğitilmiş elemanlara, işçilere. Nereye hoş geldin diyor? Into jobs, işlere, before and after graduation. Mezuniyetin öncesinde ve sonrasında, mezuniyetten önce ve sonra bu tür iyi eğitimli işçilere, insanlara işleri böyle işte yürekten açıyor, onlara hoş geldin diyor iş dünyası etmektedir. Evet, hem iş dünyası için güzel, hem üniversiteler için güzel. Kişiler için güzel, aynen öyle. Okay. Any questions? Okay.